Yatay geçişlerle ilgili gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. YÖK tarafından açıklanan listenin linkini bırakmıştım. Şimdi sorularınız birikti. O sorularla ilgili kısa bir özet vermek istiyorum. Bu arada yetişemediklerim oluyor. Tekrar söyleyeyim kusura bakmayın. Tecrübeler arkadaşlarımız yardımcı olup cevaplıyorlar. Onlara da teşekkürler. Şimdi arkadaşlar Bakın bu videoda neler var. Örnek bir üniversite seçeceğim. Yatay geçiş başvurusu yapacağız. Evraklar nelerdir bakacağız. Sistem hangilerini yüklememiz gerekiyor. Kalanlarını nasıl yapmamız gerekiyor. Bir bakacağız şöyle. Çok sayıda merak ettiğiniz sorular var. Önemli gördüğüm birkaç tanesini de yine bu videoda yanıtlayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle linkte bırakılan kurumlar arası yatay geçiş. Yani ne demektir? Not ortalamasıyla başarıya bağlı yatay geçiş. Ancak burada YKS puanlarınızı da görebilirsiniz görmek istiyorlar. Yani yaklaşık olarak %70'e 30 ya da %60'a 40 gibi oranlarda hem notlarınıza hem YKS puanlarınıza bakılıyor ve en önemli özelliği buraların eşdeğer diploma programları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ders içeriklerinizin %80 oranında aynı olması gerekiyor. Bunu kim belirliyor derseniz bunu fakülte kurulları belirliyor. Bu not ortalamasıyla birkaç defa başvuru var biliyorsunuz ki. Birinci sınıfta ve son sınıfta yok yalnız. Şimdi listeyi incelediğinizde tarih üniversiteler arasında farklılık gösterdiğini görüyorsunuz. Birkaç üniversiteye birden başvuru yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece biraz zahmetlidir. Sonra kazandıklarınızdan herhangi birine girebilirsiniz ya da hiçbirine gitmezsiniz. Hiçbir önemi yok. Burada yayınlanan liste kurumlar arası ama MYP ile yapmayı düşünüyorsanız ek madde 1 ile bölümünüzü değiştirmek istiyorsanız onunla ilgili tekrar bir liste yayınlanacak. O da Ağustos ayı gibi olacak ve bu arada geçmek istediğiniz üniversitenin web adreslerini de takip edin. Yine gelişmeler oldukça ben de sizinle paylaşacağım. Onu da hatırlatayım. Bu kurumlar arası. Peki nasıl başvuru yapıyoruz? Hemen bakalım. Nasıl başvuru yapacağımıza dair şöyle bir bilgi vereyim size. Videonun altında yükün linki var. O linke giriyoruz. Oradan geçmek istediğim üniversiteye bir bakıyorum. Kontenjanlarına ve tarihlerine. Bunu öğreniyorum. Listeyi inceledim. Kontrolünü yaptım. Başvurulara başlamış olduğunu gördüm. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na girdim. Buradan başvuru linki var. Bakın. Başvuru linkine giriyorum. E-Devlet şifrem sisteme giriş yapıyorum. 2021-22 kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yeni kayıt başvurusu için gerekli bilgiler var. Cep telefonu, mail, işte okuduğum okullar vesaire, puanlar, transkrip bilgileri, tercih ettiğim bölümler vesaire. Bunların hepsini doldurup kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi ön başvurumu bu şekilde online olarak yapıyorum. Başvurumu yaptıktan sonra gerekli belgeler var. Diyor ki bana gerekli belgeleri öğrenci işlerine elden ya da postayla kargoyla göndereceksin diyor. İkinci safa olarak. Yani birinci safayı yapmadan ikinci safaya geçemiyor ya da birinci safhayla başvurumu yaptım demek yetmiyor. Belgelerin okula ulaşması gerekiyor. Bu okulun sistemi böyle ama başka okullar belgeleri sisteme yükleme şeklinde de çalışıyor olabilirler. Buradaki örneğimizde elden ya da posta. Peki hangi belgeleri istiyor? Hemen onları ayarlayalım. Transkripimizi istiyor, ders içeriklerini istiyor, ÖSS sonuç belgemizi istiyor ve biraz önce online başvuru yaptık ya onun çıktısını istiyor. Bu belgeleri üniversiteye posta alıyoruz ya da elden teslim ediyoruz. Sonra takvime göre takip süreci var, yedek süreçleri var, sonuçların açıklanma süreçleri var. Oraları takip ediyoruz. Başka üniversitelere de bu arada başvuru yapabiliriz. İstediklerimizi seçebiliriz. Bunlar arasından. Dediğim gibi eğer ek madde bir düşünüyorsak o daha sonra Ağustos ayı içerisinde o da olacak. Onun da üniversitelerinizden, web adreslerinden takibini yapabilirsiniz. Yine ben bu konunun her zaman takipçisiyim. Yeni gelişmeler mutlaka olacaktır. Yeni açıklama ve gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi sorularınızı da tecrübeler arkadaşlarımız da yardımıyla Sizlere cevaplandırmaya çalışacağım. Umarım herkes istediği yerlere yerleşir diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.